Herkese merhabalar. Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Sizlerle mini bir kitaplık turu yapacağız ve ben mini kitaplığımdaki kurgu dışı kitaplarımı size göstereceğim. Yani roman, öykü olmayan kurgu dışı bilimsel kitaplar ya da bir tema üzerine yazılmış olan kitaplardan bahsedeceğim. Bugün birazcık böyle sabah mahmurluğu var üzerimde çünkü geç uyandım. Tam olarak o mahmurluğu üzerimde atamadım. Henüz kahvaltı dahi yapmadım ama dedim hemen videomu çekeyim. Çünkü biliyorsunuz artık çarşamba, cuma ve cumartesi günleri düzenli olarak bir video yayınlayacağımı söyledim. Şimdi böyle havada güneşli, aslında şu an havanın böyle güneşli olması benim işime yarıyor, hoşuma gidiyor ama biliyorsunuz bu küresel ısınmadan dolayı bir de kuraklık var, yağmur yağmıyor, kar yağmıyor. Gerçekten bizi sıkıntılı günler bekliyor. Hatta evde de sular kesilmiş, yüzümü falan çok zor yıkadım. Öyle geldim. Bu video zor bir video olacak ama umarım keyif alırsınız. Şimdi öncelikli olarak ben bir arkamı dönüyorum. Burada gördüğünüz gibi kitaplarım var. Bunların sadece bir kısmı kurgu dışı ve ben bunlardan bahsedeceğim size. Hızlıca mini kitaplık turumuzdaki kurgu dışı kitaplarımıza geçelim. Bunlar benim yakın zamanda okumayı planladığım kurgu dışı kitaplar. Öncelikli olarak en başından başlıyoruz. Burada ilginç bir kitap var elimde. Dünyanın kökeni vajina. Kadın cinsel organıyla ilgili, kadın cinsel organının keşfedilmeye başlamasıyla ilgili, yani geçmişten günümüze yapılan bütün bilimsel araştırmaların kısa bir şey var burada, özeti var bu kitapta. Bunun yazarı bir erkek, böyle bir kitabı bir erkeğin yazması aslında çok da beni mutlu etmedi diyebilirim. Ama bu türde iyi bir örnek olduğunu düşündüğüm için bu kitabı satın almıştım 4-5 yıl önce. Ve bu benim en kısa zamanda okumayı planladığım kitaplardan bir tanesi. Kurgu dışı kitaplardan bir tanesi. Gerçekten de dünyanın kökeni vajina değil mi? Bu ağır kitaplar serisini biliyorsunuzdur. Çok güzel kitaplar var. Bu elimdeki de Michel Foucault'un Cinselliğin Tarihi kitabı. Bu üçüncü basımı benim elimdeki. Ayrıntı Yayınları'nın ağır kitaplar serisinden. Bu aslında benim hemen bir bakıyorum %74-%75 sayfasını okuduğum bir kitap. Ben bunu üniversitedeyken okumaya başlamıştım ama bana gerçekten o dönemde çok ağır gelmişti. Aslında daha yoğun akademik okumalar yapıyor olmama rağmen daha ağır gelmişti ve okuyamamıştım. Bu da yine benim 2021 yılı içerisinde yakın zamanda okumayı planladığım kurgu dışı kitaplardan bir tanesi. Michel Foucault'un Cinselliğin Tarihi kitabı. Biliyorsunuz Michel Foucault çok ünlü bir düşünür. Bu alanda çok önemli çalışmaları var. Bu kitap bence okunması gereken başucu eserlerden bir tanesi. Kaç tanesini önce böyle elime alıp tek tek size göstereyim. Immanuel Moner'in Varoluş Felsefesine Giriş kitabı var. Ben çok fazla felsefeye giriş kitabı okuyorum. İşte Batı felsefesine giriş, Doğu felsefesine giriş, genel hatlarıyla felsefe, felsefe öğrenmek isteyenler için özet şeklinde felsefe, bilmem ne türevi gibi çok fazla felsefeye giriş kitabı okuyorum. Çünkü felsefeye giriş kitapları bana şunu gösteriyor. Her zaman elimin altında derli toplu, kurgu dışı bir kaynak oluyorlar ve ufacık böyle başım sıkıştığında hemen onlara koşuyorum, onlardan fayda alıyorum ve daha çok, daha derinlemesine öğrenmek istediğim akımlar hakkında da daha detaylı kitaplar alıyorum. Yani daha niş kitaplar alıyorum. Bu Immanuel Moner'in Varoluş Felsefesine Giriş kitabı da varoluş felsefesiyle ilgili bir kitap. Adından da gördüğünüz gibi. Ve yine ben böyle bir Batı felsefesine giriş kitabı okuduktan sonra bu kitabı satın almıştım. Çünkü varoluş felsefesiyle ilgili daha derinlikli bilgi sahibi olmak için. Şimdi elimde Say Yayınları'ndan gördüğünüz Freud isminde bir kitap var. Bu kitabın yazarı Freud değil. Bu kitap Freud hakkında yazılmış bir kitap. Cinsiyet üzerine totem ve tabu, psikanalize giriş dersleri, düş yorumu ve psikopatoloji. Freud'un bu eserleriyle ilgili derin incelemeler sunan ve Freud'un bu eserleriyle ilgili yorumlamalar barındıran bir kitap. Yazarı da Profesör Doktor Cengiz Güleç. Freud'u çok seviyorum. Her ne kadar günümüzde birçok teorisi artık geçerliliğini yitirmiş olsa da birçok teorisi de hala daha aktif bir şekilde kullanılıyor. Bazı görüşlerini çok çok desteklediğim bir düşünür. Hem bir bilim adamı hem bir filozof biliyorsunuz Freud. Bu kitabı da yine Freud hakkında derinlemesi bilgi sahibi olmak için almıştım. Şimdi elimde tartışmalı bir kitap var. Jakob Bronowski'nin kitabı. Bu kitabı birçok defa görmüşsünüzdür belki. İnsanın Yükselişi.
Altında da şöyle yazıyor: türümüzün biyolojik ve kültürel evrimine renkli bir bakış. Homo sapienslerden başlayarak insanın nasıl günümüzdeki modern halini aldı, nasıl modern homo sapienslere dönüştüğümüzü bu kitapta anlatıyor. Ben bunu çok çok merak ederek satın aldım. Fakat henüz okuyacak fırsatım olmadı. Yine bu yıl kurgu dışı okuyacağım kitaplardan ve şu anda da mini kitaplığımda bulunan kurgu dışı kitaplardan bir tanesi. Bu kitabı da görmemiş olma ihtimaliniz yok diyebilirim neredeyse. Stephen King'in Zamanın Kısa Tarihi kitabı. Ben neden bu kadar çok kitabı yarım bırakıyorum bilmiyorum ama şöyle hemen göstereyim. 61. sayfaya kadar bu kitabı da okumuşum. Ya aslında bunu genelde kurgu kitaplarda, roman, öykülerde yapmıyorum. Daha çok bilimsel kitaplarda, kurgu dışı, akademik kitaplarda yapıyorum. Bunu da 61. sayfaya kadar okumuşum. Bu kitap yani gerçekten çok derli toplu anlatıyor her şeyi. Evrenin varoluşunu sorgulayan ve evrenin varoluşuyla ilgili derinlikli soruları olan insanların kısaca özet bir şekilde bu sorularına cevap bulabileceği bir kitap. Ama şunu da söylemekte fayda var. O kadar da kolay bir kitap değil. Yani birazcık yine kaynaklara ihtiyaç duyuyorsunuz. Çok fazla bilinmeyen kelime olabiliyor. Bazı konularda kafanız karışıp tekrardan geri dönmeniz gerekebiliyor. Açıkçası yani bu işte çok kolaydı ben hemen okudum diyen insanlar gerçekten bu alanda özel ilgisi olan insanlardır diye düşünüyorum. Bana çok inandırıcı gelmiyor çünkü. Üçlemeyi mutlaka biliyorsunuzdur. Yuval Noah Harari'nin üçlemesi. Bu son kitabı. İlk kitabı yanılmıyorsam şuydu. Homo Deus'tu. Yarının Kısa Tarihi'ydi. Bu kitaplar bir üçleme. İkincisi hayvanlardan tanrılara Sapiens. İnsan türünün kısa bir tarihi. Ve üçüncüsü de 21. yüzyıl için 21 ders. Bunlar, bu kitaplar gerçekten çok çok methedilen ve kurgu dışı kitaplar arasında Türkiye'de de en çok satın alınan ve okunan kitaplar arasındaydı çok uzunca bir müddet. Ben de bunları ilk çıktığı zaman hepsini büyük bir heyecanla satın aldım. Takım olarak almadım, ayrı ayrı zamanlarda aldım. Ben bunları birçok defa okumaya yeltendim ama devamı gelmedi. 2021 yılı içerisinde yine kurgu dışı okuyacağım kitaplar bunlar. Şimdi çok uzun bir video olmasını istemiyorum. O yüzden artık kısaca geçeceğim. Virginia Woolf'u biliyorsunuz. Gerçekten feminizmle ilgili önemli aslında böyle yapı taşı şeyler ortaya koymuş bir kadın. İngiliz bir yazar. Ve Virginia Woolf'un Benlik Üzerine Denemeler isimli bir kitabını satın aldım. Yine Ayrıntı Yayınları'nın Sanat ve Kuram kategorisinde yayınlanan bir kitap. Bu kitabı çok merak ediyorum ve hani biraz şöyle inceleyip yine başına okumuştum. Gerçekten çok akıcı görünüyordu. Bunlar Karl Marx'ın hayatını anlatan kitaplar. İlya Yayınları'ndan birinci ve ikinci cildi var. Karl Marx'ın hayatını anlatıyor ve yazarı da Franz Mehring. Gerçekten keyifli bir kitaplar. Ben bunu üniversitedeyken okumuştum bu kitapları. Yani özellikle de sosyalist felsefe, materyalist felsefeye ilgi duyanlar ve bu işin babasını, kurucusunu yakından tanımak isteyen insanlar yine bu kitapları okuyabilirler. Bunlar benim çok sevdiğim kitaplar olduğu için, aslında okudum ama yine de böyle gözümün önünde dursun dediğim için kitaplığıma yerleştirdiğim kitaplar diyebilirim. Evet, kendini yaratan insan, bu yine insanın yükselişi gibi bir kitap ama daha özet. Daha sıkıştırılmış bir kitap. İnsanın çağlar boyu gelişimi. Pop kültür oluyor diye bir kitap var elimde. Bunu sahaflardan almıştım. Merak etmiştim. Okuyacağım umarım. Evet, şimdi biraz da feminist okumalara bakalım. Elimde feminizmle ilgili, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği ile ilgili birkaç tane kitap var. Bunları hızlıca göstereyim size. Bu kitapta dünyada gerçekten çok önemli adımlar atarak tarihin gidişatına yön veren, böyle akışa kapılıp giden değil de akışı kendisi belirleyen kadınların yer aldığı bir kitap bu da. Derya Şaman Kaylı'nın yine İlya Yayınları'ndan Kadın Bedeni ve Özgürleşme diye bir kitabı var elimde. Liberalizm, Muhafazakarlık, Kıskacında Kadın diye bir kitap var elimde. Bunun 3 farklı yazarı var. Sibel Özbul'un, Cahide Sarı ve Temel Demirer. Dönüşüm Yayınları'nın Kadın Sorunu Üzerine Yazılar diye bir kitabı var elimde. Bu kitabı biliyorsunuzdur, bu bir üçleme. Fransız düşünürün Kadın Evlilik Çağı, Kadın serisinin 3. kitabı olması lazım. Bunu okumayı planlıyorum. Diğerlerini bulamadım. Aslında baskıları da yok galiba. Sadece sahaflardan falan bulunabiliyor. Ya da böyle ikinci kitap satan sitelerden alınabiliyor. Onlarda da birazcık fiyatları pahalıydı. O yüzden almadım. Sadece bunu aldım. Bunu okuduktan sonra diğerlerini sırayla temin edeceğim. Göstermenin Sorumluluğu kitabı var. 80 Dünya Yönetmeni. Ben bu kitapları üniversitedeyken okudum. Çünkü sinemayı çok seviyorum.
65 yönetmenimizden yerlilik, ulusallık, evrensellik geriliminde sinemamız var. Şu filmlerini, bu kitapları artık göremiyorum. Sanırım artık kaldırıldı. Aydınlanma var derleyen Veysel Atayman. Yine Veysel Atayman'ın çok merak ettiğim, çok sevdiğim bir kitabı var. Şiddetin Mitolojisi. Burada birkaç tane şiddet unsuru çok yoğun olarak bulunan birkaç tane film üzerinden şiddetin mitleri inceleniyor. Zygmunt Bauman'ın Küreselleşme ve Toplumsal Sonuçları isimli bu kitabı var. Gerçekten global dünya ile ilgili böyle derli toplu bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu kitabı okumanızı öneriyorum. Fotoğrafla ilgili bir kitap var. Fotoğraf ve Gerçekçilik. Cesar Freud'un Fotoğraf ve Toplum kitabı var. Çok derinlikli bir kitap. Fotoğrafın alt metnini okumak isteyenler için önemli. Bertolt Brecht'in Metinin Özdeyişler kitabı var. Ve Natalie Sarovati'nin Kuşku Çağı kitabı var. Şu anda kitaplığımda bunlar, kurgu dışı bulunan kitaplar. Küçük bir mini kitaplık turu yapmış olduk ve ben size kitaplığımdaki 2021 yılı içerisinde okumak istediğim kurgu dışı kitaplardan bahsettim. Umarım hoşunuza gider, umarım iyi bir fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Ve umarım sizin okumak istediğiniz kitaplar vardır. Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.